Merhaba, yine ben. Bu kez telefon konusuyla geldim karşınıza. Bakalım telefonla ilgili neler anlatacağım. Malum Graham Bell 1876'da ilk patentini alıyor şirket şeyin telefonun. Ondan sonra 1877'de de Bell şirketini kuruyor. O zamandan bu yana hayatımızda telefon diye bir şey var, haberleşme diye bir şey var. 1876 deyince, 1877 deyince aklıma şey geldi. Türkiye'nin en eski ve yaşayan şirketi neydi? 1777'de kurulmuş Hacı Bekir Lokumları şirketiydi. O aklıma geldi. Lokumlarımız telefondan daha eskiymiş diye düşündüm. Telefon bizim hayatımıza girdiği zaman çevirmeli telefonlar vardı biliyorsunuz. Santrale bağlanıyordu. Ondan sonra otomatiğe geçti. Ben bunların hepsini biliyorum. Santrale bağlanan da biliyorum. Çevirmelileri hepsini biliyorum. Çok az kişi de vardı zaten telefon. Bizim evimizde yoktu ama 78, 79, 80 yılında çalıştığım mağazada vardı. Oradan bağlanıyorduk. Arkadaşlarımın evlerinde vardı. Hatta bazı numaraları hala aklımdadır. Ondan sonra evlerimize telefon girmeye başladı. Telefon girdikten sonra yine hala yurt dışına falan bağlanıyorduk. Yazdırıyorsun. Ondan sonra bir 5-6 saat sonra bağlanıyordu. Bu kadar hızlı değildi tabii ki her şey. Dünyada hızlı değildi, bizde değildi. Ondan sonra telefonlar santralden çıkıp da otomatiğe dönünce neler olduğunu hatırlarsınız. Telefon sapıkları çıktı. Hani başladılar nasılsa numaram görünmüyor diye. Telefon çaldırıyor senin telefonunu. Açıyorsun. Ondan sonra müzik dinletenler. Abuk subuk konuşanlar. Hatta bir şehir efsanesi vardı der. Diyorlar ki işte telefonu açıyorsun. Hanımefendi telefonunuzda arıza var biraz üfler misiniz? Sen üflüyorsun. Sonra bir daha. Hanımefendi olmadı bir daha üfler misiniz? Daha hızlı üfler misiniz diyorlar. Ondan sonra da diyorlar oh şeyime kadar serinledim deyip kapatanlar. Bunun gibi bir sürü saçma salak şeyler yapanlar vardı. Sonra bir daha her şey normale dönmeye başladı. Alıştık bu telefonla hayata. Hatta telefonsuz hayatta yaşayamaz olduk. Ama biz telefonu böyle hep bağıra çağıra kullanan birileri olduk. Çünkü hep bir şeyler karışırlar ya. Angara çık aradan, Angara çık aradan gibi şeyler. Sesim geliyor mu, sesim geliyor mu? Hep böyle böyle bağıra bağıra konuşmaya alışan birileri olarak sonra ceplerimize giren telefonla da ulu orta her yerde konuşmayı böyle bir şey zanneder olduk. Telefonda cebimizde olduğu için telefon gidiyorsun arabada, otobüste, metroda, toplu taşımada, toplu gezilen her yerde. Telefonlar yeniyken ben de bir kere çocuk beni uyardı, oğlum uyardı. IKEA gibi bir yerdeyiz, bilmiyorum neredeyiz şimdi. Telefon çaldı. Ben de açtım. Aa merhaba diye böyle gayet yüksek bir sesle konuştum. Onun karşıdan bana baktı. Bir anda böyle Allah'ım ne yapıyorum dedim. Sanki çünkü telefon geldiği zaman insan bir anda o bulunduğu ortamdan kopuyor. Başka bir dünyaya geçiyor. Sonra sen o dünyada başlıyorsun konuşmaya. Sanki etrafında hiç kimse yok. Kaptırıyorsun kendini ama herkes duyuyor seni. Sonra o bana onun uyarısı dikkate aldım. Zaten çocuklar insanı çok güncellerler. Yeter ki siz ona kulak verin. Onlar çünkü böyle bağlan angara çık aradan hikayesini bilmedikleri için gayet makul ve mantıklı bir şekilde kullanıyorlar telefonlarını. Neyse fakat bizim nesil ve daha öncesi hakikaten buna alışamadı hala. Otobüslere biniyorsunuz, metrolara gidiyorsunuz. Herkes bağıra çağıra günlük hayatını, kaynanasıyla ilişkisini, görümcesiyle ilişkisini, iş arkadaşıyla kakışmasını bilmem. Ben ona öyle dedim, o bana böyle dedi. Ulu orta konuşuyor. Sen bütün böyle metro ahalisi ister istemez dinliyor. Duyuyorsun çünkü mecburen dinlemek zorunda kalıyorsun. Uyarıyorsun, sessiz ol diye diyorsun. Ha bir de bunların üstüne sonra görüntülü konuşma çıktı ya. Görüntülü konuşma. Arkadaş evinde oturursun. Çok özlediğin bir arkadaşın, torunun, torban bir şeyin varsa açarsın. Karşılıklı sohbetini edersin. Ama bu öyle bir şey değil. Bu yine her yerlerde. Hem yürüyor hem konuşuyor ve şeyde telefonu da şöyle tuttuğu için ya bu canlı yayınlarda da böyle. Zaten telefonu şöyle yerleştirip konuştukları için sürekli tavan seyrediyorsun. Herkesin tavanını görmekten suratı bu kadar. Arkada tavan görüyorsun. Yani şunu doğru düzgün bir yere yerleştirmek yok mudur? Ha, tripod almadıysan bile onu sabitleyecek bir şey bulabilirsin eğer konuşacaksan. Ve ses rengini ayarlayabilirsin. Karşıdaki de senin duymadığını varsayarak daha yüksek konuşuyor. Çünkü telefon kulağında değil. Çünkü telefon karşında. O bağırıyor, sen bağırıyorsun. O bağırıyor, sen bağırıyorsun. Sonra ne oluyor? Çevredeki herkes sizin muhabbetinize ortak oluyor. Balkonlarda konuşuluyor, bahçelerde konuşuluyor. Nereye gidersen git.
Herkes böyle cayır 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 konuşuluyor. Çünkü o anda sen dediğim gibi kopuyorsun. Ya kopmayacaksın. Bak etrafında insanlar olduğunu varsayacaksın. Belli bir sesini indireceksin aşağıya. Görüntülü konuşmaya mümkünse müsait zamanında yapacaksın. Çok acil acil bir şey değil. Değilse. Ne sorabilir? Ameliyatta da hocam bunu buradan çekeceğiz mi? Bu damarımı keseceğiz? Kırmızıyı mı? Maviyi mi keseceğiz falan diye mi soracak? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Diyecek yani en fazla. Ama öyle bir şey değil. Mağazalara gidiyorsun. Herkesin elinde görüntülü telefon. Bak kızım bu kotumu alayım. Bak yavrum bu tişörtümü alayım falan böyle göstererek bir şeyler. Ve iş kadınlarımız var ve genç iş adamlarımız var. Çok önemli, çok önemliler, çok önemli yerlerdeler. Öyle bir konuşuyorlar ki mağazada hem geziyor hem bakınıyor falan. Ondan sonra büyük dünyaları kurtarıyor, şirketi kurtarıyor. Bunu kadınlar da yapıyor, erkekler de yapıyor, herkes yapıyor bunu. Ve sen diyorsun tamam anladım, anladım ben. Sen çok önemli bir şahsiyetsin ama dur bir dakika ya. Şuraya geldiysen de bırak bir işini. Bir anı yaşa. Hani şu anı yaşamak hikayesi var ya, onu biraz yanlış anladılar biliyorsunuz. Dünya bir gün, o da bugün şeyi anladı. Öyle değil efendim. Dünya bir gün, o da bugün değil. Sen bulunduğun anı yaşa. Anı, şu anda ben sizinle konuşuyorsam o an sizinleyim. Ya da bir konsere bir şey gittiysem, tiyatroya gittiysem o an oradayım. Hem konsere gidip hem tiyatroya da herhangi bir yere gidip ya da spora gidip ya da elinde telefonla sürekli bık 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 oynarsan sen o anı yaşamıyorsun, o anı kaçırıyorsun. Sen başka bir dünyadasın. İşte bu telefon böyle cebimize girince bu anı yaşama özgürlüğümüzü de aldı. Ama lütfen onu vermeyin kimseye ya. O anın hazzını yaşayın. Ha bir çekim yapacaksanız da telefonları, elinizdeki telefonları da düzgün kullanmayı öğrenir. O insanın gözü gibi şöyle bakarsın sen anlarsın ama telefon böyle böyle yaptığın zaman anlamıyor. O biraz daha onu yavaş hareket ettirmen lazım ki işlesin görüntüyü ekranına. Onun için şu akıllı telefonlar çıktıktan sonra zaten her şey baş aşağı gelmeye başladı. Hem çok rahatlık hem bütün verilerimiz veriliyor. Ha diyoruz ki siz çip takacaklarmış. Arkadaş çipe ne gerek var ya işte telefon elimizde attığın adımı bile söylüyorsun. Bugün 10.000 adım attım bilmem ne. Onlar nereye gidiyor zannediyorsun? Senin telefonda duruyor da ne oluyor orada duruyorlar mı zannediyorsun? Her şeyi söylüyorsun. Gönüllü söylüyorsun hem de kendi rızan olarak. Telefon cebimizdeki casus. Bu kadar. Bir şey konuşuyorsun burada herhangi bir konuyla ilgili. Bakıyorsun 3 dakika sonra o konuyla ilgili reklam karşına çıkmış. Ne oldu? Çip mi var? Al çip işte orada zaten. Onu sen cebinde taşıdığın kadar böyle bir şey. Valla her şeyin sorumlusu Graham Bell mi bilmiyorum. Akıllı telefonları kim icat etti? Bunları kim kullandı? Biz. İstemiyorsan kullanma. Ama mecbursun kullanmaya. Nasıl kullanmayacaksın? Neyse. Bugün telefonu konuştuk. Belki birkaç gün sonra da şöyle sosyal medya üzerine bir şeyler konuşuruz. Telefondan sonra nasıl oldu da sosyal medyaya uyum sağladık ya da nasıl, neden uyum sağlayamadık diye dinlediğiniz için. Çok teşekkür ediyorum tekrar.